Merhaba. Böbrek hastalarında sıvı problemleri filmlerine devam ediyorum. Dördüncü filmdeyiz. Hemen hastamıza geçmek istiyorum. Hastamız 60 yaşında bir erkek hasta. Daha önce bilinen bir böbrek hastalığı yok. Kalp ameliyatı yapılıyor. Kalp ameliyatından sonra idrar miktarı azalıyor. Günlük 200 mililitreye düşüyor. Kreatin değeri yükseliyor. Hastamızın ödemi var. Bu hasta için sıvı istemimizin nasıl olması lazım? Öncelikle elimizdeki en objektif parametremiz oligür, yani hastanın idrarının az olması. 400-500 mililitrenin altında günlük idrar miktarının olması oligür olarak tanımlandırılır. Peki niye 400-500 mililitre? Bunu da daha önceki filmlerimizden hatırlarsak günlük atılması gereken bir ordinal yükümüz var. Bu da yaklaşık 600 miliordinal. Biz idrarla 1 litrede maksimum 1200 miliozmol ya da 1 kiloda yaklaşık 1200, maksimum 1200 miliozmol yük atabiliriz. 600 atmak için de yapmamız gereken minimum miktar idrar miktarı yaklaşık 500 mililitredir. Yani biz 200 mililitre idrar yaparsak atmamız gereken solüt yükü atamayız. Bu sonucunda böbrek yetmezliği gelişir. Bu da durumda oligür olarak tanımlanır. Yani bizim hastamızda hem akut böbrek hasarı var hem de oligürü var. Peki ne yapacağız? Nasıl sıvı vereceğiz? Az sıvı vereceğiz. Çünkü amacımız öncelikle hastayı hipervolemiye sokmamak olması lazım. Çünkü hipervolemiye sokarsak hastaya durduk yere diyaliz yapmak zorunda kalabiliriz. Çünkü birkaç gün solüt yükün birikmesinden çok fazla problem olmayabilir. Böbrek birkaç gün içerisinde toparlayabilir. O zaman yeni bir denge kurulur. Sıvı politikamızı ona göre belirleriz. Erken dönemde niye diyaliz yapıyoruz? Niye acil diyaliz yapıyoruz? Bunları hatırlamakta fayda var. Bir hipervolemidir. İki metabolik asidozdur. Üç hiperpotasemidir. Akut böbrek hasarı olan hastalarda erken dönemde bu komplikasyonları önler isek akut böbrek hasarını diyaliz yapmadan tedavi edebiliriz. Ama eğer böbrek toparlamazsa, yani akut böbrek hasarı uzun sürerse, o zaman diyaliz yapmamız gerekebilir. Böbrek toparlarsa, vereceğimiz sıvı miktarı hastanın çıkardığı idrar miktarına bağlı olacaktır. Bu filmin sonunda da yararlı bilgilerden bahsetmek istiyorum. Hem web sayfamdan hem de YouTube kanalımdan bahsedeceğim. Şimdi ekran paylaşımını bitiriyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız.